Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yaratılmış olan her şeyin bir doğum hikayesi vardır. Bugün yıldızların ölümünün ardındaki ve yeniden doğdukları, ihtişamlı ve bir o kadar da korkunç olan nebulaları inceleyeceğiz. Öncelikle nebulaların ne olduğunu öğrenelim. Nebula ya da bulutsu, uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gaz, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapılardır. Yıldızlar arasında bulunan boşluklarda yer alan ve yıldızların yaydıkları ışık enerjisi ile görünür hale gelen yoğun gaz ve toz bulutlarıdır. Galaksilerin temel bileşenlerindendir. Bir nebula oluşmadan önce bir yıldızdır. Yıldızların boyutları büyür ve bir kırmızı süperdev haline gelir. Hayatındaki dönüm noktası olacak bir safhaya. Ya bir beyaz cüce, ya nötron yıldızı ya da bir kara deliğe dönüşür. Bu yıldızların boyutları çok büyük olduğu için içten gelen basınç ve çekirdeklerindeki yüksek sıcaklığın etkisiyle uzay boşluğuna gaz salarlar. Bu gazlar birleşerek gaz bulutları oluştururlar. Peki nebula çeşitleri nelerdir? 1. Salma bulutsusu. Salma bulutsuları çok sıcak iyonize olmuş gazlardan oluşur. Bunun sebebi genellikle çevresinde bulunan bir yıldızdır. Elektronlar bulundukları enerji seviyesinden daha düşük bir enerji seviyesine geçiş yaptıklarında belirli bir frekansta ışık saçarlar. İşte salma bulutsuları bu sayede kendi ışıklarına sahiptir. Hatta çoğunlukla kırmızı görünmelerinin sebebi de en bol bulunan element olan hidrojenin verdiği salma çizgisinden kaynaklanır. En popüler bulutsulardan biri olan halka bulutsusu salma bir bulutsudur. 2. Karanlık bulutsular. Karanlık bulutsular oldukça yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışığı geçirmediği için çevresine göre koyu görünen bulutsulardır. Bunlar genellikle yansıma ve salma bulutsuları ile birlikte yer alır. Ayrıca tek başına yer aldıklarında detaylarının fark edilmesi daha zordur. Kızılötesi gözlemler yapılarak bu yoğun bulutsunun içerisinde oluşmakta olan ön yıldızlar görünebilir. En popüler bulutsulardan biri olan atbaşı bulutsusu karanlık bir bulutsudur. 3. Yansıma bulutsusu. Yansıma bulutsuları adlarından da anlaşılacağı gibi yakınında bulunan bir yıldızdan aldıkları ışık sayesinde aydınlanırlar. Çoğunlukla bu bulutsular diğer bulutsu türleri ile birlikte bulunurlar. Bu bulutsu türüne cadıbaşı bulutsusu örnek verilebilir. 4. Gezegenimsi bulutsu. Gezegenimsi bulutsu adının aksine gezegenler ile alakası olmayan bir oluşumdur. Ömrünün sonuna gelmiş güneş benzeri kütleye sahip yıldızlar, dış katmanlarını uzaya saçarak geriye merkezlerinde sıcak bir beyaz cüce bırakırlar. Bu bulutsu türüne Eskimo bulutsusu ve kedi gözü bulutsusu örnek verilebilir. Bir de süpernova kaynaklı nebulalar vardır. Süpernova, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır. Bir süpernovanın parlaklığı, güneşin parlaklığının 100 milyon katına varabilir. Başlangıçta yapısı plazma şeklinde olan bir süpernovanın parlaklığını yitirmesi haftalar ya da aylar sürebilir. Bu süre zarfında yaydığı enerji, güneşin 10 milyar yılda yayacağı enerjiden daha fazladır. Bu patlamalar, maddenin evrende bir noktadan başka noktalara taşınması işine yarar. Patlama sonucunda dağılan yıldız artıklarının evrenin başka köşelerinde birikerek yeniden yıldızlar ya da yıldız sistemleri oluşturduğu varsayılmaktadır. Bu varsayıma göre Güneş, Güneş sistemi içerisindeki gezegenler ve bu arada elbette bizim de dünyamız da çok eski zamanlarda gerçekleşmiş bir süpernova patlamasının sonucunda ortaya çıkmıştır. Bazen yıldızlar süpernova geçirerek patlarlar. Bunun sonucunda çevrelerine yavaş yavaş gaz salmak yerine bir anda salmış olurlar. Bu arada bu gazlar çeşitlidir ve reaksiyona girerek çeşitliliği artırırlar. Bu da çok renkli bir görüntü oluşturur. Bu bulutsular süpernova sonucu oluşmuş bulutsular diye adlandırılırlar. Süpernova sonucu oluşmuş gazlar çeşitli etkiler sayesinde dağılırlar ve garip şekiller oluştururlar. Fakat gezegenimsi bulutsularda gazlar dağılmadığı için simetriktir. Bir nebulanın gezegenimsi mi yoksa süpernova sonucu mu oluştuğu buna bakılarak anlaşılabilir. Süpernova kaynaklı bulutsu türüne yengeç bulutsusu örnek verilebilir.
NGC-6543 Kedi Gözü Nebulası. Kedi Gözü bulutsusu uzay boşluğunda dünyamızdan 3000 ışık yılı uzaklıkta yer almakta ve güneş benzeri bir yıldızın ömründe kısa süren fakat bir o kadar da görkemli olan nihai bir aşamayı temsil etmekte. Bulutsunun ölmekte olan merkezi yıldızı, tozdan meydana gelen ve eş merkezli kabuklardan oluşan dıştaki bu basit deseni, bir dizi düzenli kısılma sonucu dış katmanlarını fırlatarak meydana getirmiş olabilir. Ancak içerideki daha karmaşık ve güzel yapının oluşumu tam olarak anlaşılamamıştır. Hubble uzay teleskobundan alınan görüntüde son derece açık bir şekilde görünen bu gerçek uzay gözü, yarım ışık yılından biraz daha geniştir. Bu arada gözlerini dikip kedi gözünü inceleyen gökbilimciler, bundan yaklaşık 5 milyar yıl sonra evriminde gezegenimsi bulutsu aşamasına girecek olan kendi güneşimizin kaderini gözlemliyor da olabilirler. NGC-6751 Işıldayan Göz Nebulası. Işıldayan göz bulutsusunu gösteren bu renkli Hubble görüntüsü, karmaşık özelliklere sahip klasik bir gezegenimsi bulutsu için iyi bir örnektir. 2000 yılının Nisan ayında Hubble'ın yörüngesindeki 10. yıl dönümünü kutlamak için seçilen bu görüntü, Hubble Miras Programı çerçevesinde tekrar işlemden geçirilmiştir. Görünüşe göre bulutsunun şerit benzeri özellikleri, aşırı ölçüde merkezi yıldızdan gelen rüzgar ve ışımalar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bulutsunun gerçek çapı yaklaşık 0,8 ışık yılı veya bir başka deyişle Güneş sistemimizin yaklaşık 600 katı kadarıdır. NGC-6751, gökyüzünde yükseklerde uçan Kartal takım yıldızı yönünde bizden yaklaşık 6500 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. M2-9 Kelebek Nebulası. Fotoğrafta temsilli renklerle gördüğümüz kelebek biçimindeki gezegenimsi bulutsu, bizden yaklaşık 2100 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve kanatlarıyla bize tuhaf ama henüz bitmemiş bir hikaye anlatıyor. Bulutsunun merkezinde yer alan iki yıldız, çapı bizim sistemimizde Plüton'un bulunduğu yörüngenin 10 katı genişliğine sahip gazdan bir disk içerisinde birlikte dolanıyorlar. Ölen yıldızın atılan zarfı diskten ayrılıp çift kutuplu bir görünüm oluşturuyor. Bu arada gezegenimsi bulutsuların ortaya çıkmasına sebep olan fiziksel süreçlerin büyük bir kısmı bizim için halen gizemini koruyor. M1 Yengeç Nebulası. Bu nebula dünyamızdan tam 7000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bir yıldız patladığında geriye kalan şey işte budur. Milattan sonra 1054 yılında görülen bir süpernovanın sonucu olan Yengeç bulutsusu gizemli iplikçiklerle doludur. Bu iplikçikler yalnızca olağanüstü karmaşık olmakla kalmayıp aynı zamanda hem asıl süpernovada fırlatılıp atılandan daha az kütleye sahip hem de serbest bir patlamada beklenenden daha yüksek bir hızdaymış gibi görülüyor. Hubble uzay teleskobu tarafından çekilmiş olan bu görüntü bilimsel amaçlara uygun olarak seçilmiş 3 renkte sunulmaktadır. Yengeç bulutsusu yaklaşık 11 ışık yıllık bir alanı kaplamaktadır. Bulutsunun tam merkezinde güneş kadar bir kütleye sahip olan fakat yalnızca küçük bir kasaba büyüklüğündeki bir nötron yıldızı yani bir atarca yer almaktadır. Yengeç atarcası kendi etrafında saniyede yaklaşık 30 kez dönmektedir. Son zamanlarda da Satürn'ün uydusu Titan'ın gaz yuvarının kalınlığı bulutsudan gelen X ışınlarını engellemesi sayesinde ölçülebilmiştir. Bu bulutsu saniyede 1800 km hızla genişlemektedir. NGC-2440 Gezegenimsi Nebula. Gezegenimsi bulutsu NGC-2440 uzaydan alınan bu çarpıcı görüntüde ilgi çekici bir papyon biçiminde görülüyor. Bulutsu evriminin beyaz cüce evresine giren güneş benzeri bir yıldız tarafından fırlatılıp atılan malzemelerinden meydana gelmiştir. Bulutsunun merkezinde yer alan yıldızdan uzağa doğru kıvrılmış yoğun katmanlar da dahil olmak üzere NGC-2440'ın dikkat çekecek kadar karmaşık iç yapısının detayları ortaya çıkarılmaktadır. Görüntünün merkezi yakınında yer alan yıldızın kendisi, yaklaşık 200 bin Kelvin derecelik yüzey sıcaklığı ile bilinen en sıcak yıldızlardan biridir. Pupa takım yıldızı yönünde, Dünya gezegeninden yaklaşık olarak 4000 ışık yılı uzaklıkta yer alan bulutsu, bir ışık yılının üzerinde bir genişliğe sahiptir ve enerjisini merkezindeki yıldızdan gelen mor ötesi ışınlardan almaktadır. M16 Kartal Nebulası. Uzaktan bakıldığında bütün bu şey bir kartal gibi görünmektedir.
Halbuki Kartal bulutsusuna yakından bakıldığında bu parlak bölgenin aslında tozdan meydana gelmiş, daha büyük ve koyu renkli bir kabuğun merkezine açılan bir pencere olduğunu göstermektedir. Bu pencereden tüm bir açık yıldız kümesinin oluşmakta olduğu ışıltılar içinde bir çalışma alanı görülmektedir. Yıldızların oluşma sürecinde olduğu bu kabukta yüksek sütunlar, koyu renkli tozdan meydana gelmiş yuvarlak kürecikler ve soğuk molekül gazları halen varlıklarını korumaktadır. Ayrıca görüntüde ışıkları ve rüzgarları ile geride kalan iplikçikleri, gaz duvarlarını ve tozları yakıp yok eden ve geriye doğru iten birkaç genç, parlak mavi yıldızda görülebilmektedir. M16 olarak numaralandırılmış olan Kartal Salma bulutsusu, yaklaşık 6500 ışık yılı uzaklıkta yer almakta olup, yaklaşık 20 ışık yıllık bir alanı kaplamakta ve bir dürbün yardımıyla yılan takım yıldızı yönünde görülebilmektedir. NGC 2023 Atbaşı Nebulası. Gökyüzünde en kolay tanınabilecek bulutsulardan biri olan Avcı takım yıldızındaki Atbaşı bulutsusu, büyük ve koyu renkli bir molekül bulutunun parçasıdır. Kırmızı ışıma, bulutsunun arkasında ağırlıklı olarak mevcut olan ve yakınlardaki parlak yıldız Sigma Avcı tarafından iyonlaştırılmış hidrojen gazından ileri gelmektedir. Atbaşının alt kısmı sol tarafa doğru gölge yapsa da, bulutsunun koyu rengi büyük oranda yoğun tozdan ileri gelmektedir. Bulutsuyu terk eden gaz akıntıları, güçlü manyetik alanlar tarafından huri biçimde akmaya zorlanmaktadır. Atbaşı bulutsusunun altında yer alan parlak noktalar, henüz oluşum aşamasındaki genç yıldızlardır. Işığın Atbaşı bulutsusundan bize ulaşması yaklaşık 1500 yıl sürer. Dünyadan yaklaşık olarak 1500 ışık yılı uzaklıktadır. Kum Saati Nebulası. Kum saati biçimindeki bu gezegenimsi bulutsunun merkezinde yer alan yıldız için zaman kum gibi akıp gidiyor. Güneş benzeri bir yıldızın nükleer yakıtı tükendiğinde ömrünün sonundaki kısa süreli ve görkemli bu aşama dış katmanlarını fırlatıp attığında meydana gelmektedir. Bu aşamada yıldızın kendisi ise soğumaya başlayan ve soluklaşan bir beyaz cüce haline dönüşüyor. Gökbilimciler 1995 yılında Hubble uzay teleskobunu kullanarak bu bulutsunun görüntüsünü çektiler. Fotoğrafta kum saatinin belli belirsiz duvarlarını çevreleyen ve azot, kırmızı, hidrojen, yeşil, oksijen, mavi renkte olmak üzere rengarenk ışıltılar saçan zarif halkaları görebiliyoruz. M20 3 boğumlu nebula. 3 boğumlu bulutsu, diğer adıyla M20, küçük bir teleskopla kolayca görülebilir ve bulutsu bakımından zengin bir takım yıldızı olan yay takım yıldızı içerisinde bulunmaktadır. Görünür ışıkta çekilen görüntüler bulutsuyu koyu renkli, örtücü toz şeritleriyle üçe bölünmüş bir biçimde gösterirken, derinin nüfuz eden bu kızıl ötesi görüntü, parıldayan toz bulutu liflerini ve yeni doğmuş yıldızları gözler önüne sermektedir. Yapay olarak renklendirilmiş bu muhteşem görüntü, Spitzer Uzay Teleskobu'nun hediyesidir. Gökbilimciler, başka türlü bu ilgi çekici yıldız doğum evinin doğuma uygun, gaz ve toz bulutlarının arasında saklı kalacak yeni doğmuş veya embriyo aşamasındaki yıldızlarını sayabilmek için Spitzer'in kızılötesi verilerini kullanmaktadır. Burada görüldüğü haliyle 3 boğumlu nebulası yaklaşık 30 ışık yılı genişliktedir ve yalnızca 5500 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. NGC 2359 Torun Miğferi. Kanat benzeri eklentileriyle miğfer biçiminde görünen bu uzay bulutu yaygın olarak Torun Miğferi olarak anılmaktadır. Bir İskandinav tanrısı için bile abartılı ölçülere sahip olan Torun Miğferi yaklaşık 30 ışık yılı genişliktedir. Aslına bakarsanız bu miğfer daha çok merkezine yakın duran parlak ve büyük kütleli yıldızlardan gelen hızlı bir rüzgarın çevresini saran molekül bulutunun içerisinden geçerken şişirdiği yıldızlar arası bir kabarcığa benzemektedir. Nebulanın merkezindeki bu yıldız, evriminin üst nova öncesi kısa süreli bir aşamasında olduğu düşünülen aşırı sıcak dev bir yıldızdır. NGC 2359 olarak kayıt altına alınmış olan bulutsu, büyük köpek takım yıldızı yönünde yaklaşık 15 bin ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Geniş ve darbant süzgeçler kullanılarak çekilen bu net görüntü, bulutsunun lifli yapısına ait çarpıcı detayları ve ayrıca
ışıldayan gaz içerisindeki oksijen atomlarının güçlü salınımları nedeniyle ortaya çıkan mavi yeşil rengi gözler önüne sermektedir. IC 2118 Cadıbaşı Bulutsusu. Yandan kıvrılmış olarak görünen bu ürkütücü sima, karanlıkta yıldız ışığıyla parlarken insanın aklına yaygın olarak kullanılan ismi geliyor. Cadıbaşı Bulutsusu. Aslına bakarsanız teleskopla çekilmiş bu büyüleyici portre, cadının bakışlarını Orion takım yıldızının parlak üst dev yıldızı Rigel üzerine sabitlemiş gibi izlenim veriyor. 50 ışık yılından daha büyük bir alanı kaplayan bu uzay bulutunun yakınında yer alan Rigel'in mavi ışığını güçlü bir şekilde yansıtması, ona yansıma bulut sularının özgün rengini kazandırmaktadır. IC 2118 olarak kayıtlara geçmiş olan Cadıbaşı Bulutsusu yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Bu arada bu korkutucu gecede tabii ki bir cadı görebilirsiniz. Ama paniğe kapılmayın. Muhtemelen o cadı artık yok. Peçe Nebulası. Kuğu takım yıldızı yönünde bulunan bu bulutsu, büyük kütleli bir yıldızın süpernova patlaması sonucunda oluşmuştur. Süpernova 5000 veya 8000 yıl önce patlamış. Bulutsunun uzaklığı tam olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık olarak 1400 ila 2600 ışık yılı olduğu hesaplanmaktadır. Hubble Uzay Teleskobu tarafından bulutsunun fotoğrafı elde edilmiştir. Yapılan salma çizgisi analizleri sonucunda oksijen, sülfür ve hidrojen tespit edilmiştir. NGC 7293 Helis Nebulası. Kova takım yıldızı yönünde bulunan oldukça büyük bir gezegenimsi bulutsudur. Bu bulutsu parlak gezegenimsi bulutsular içerisinde Dünya'ya en yakın olanıdır. Uzaklığı yaklaşık olarak 700 ışık yılıdır. Helis, 2003'ten bu yana internette sıklıkla Tanrı'nın gözü olarak anılır. Helis bulutsusu, bir yıldızın evriminin son aşamasındaki gezegenimsi oluşumun tipik bir örneğidir. Yıldızın çevresindeki gazlar bizim bulunduğumuz noktadan alttaki bir helezon yapısına bakıyormuşuz gibi görünür. Bulutsunun merkezindeki yıldız, 30 bin yıl önce dış katmanlarını uzaya salmış olan çok sıcak bir beyaz cücedir. Merkezdeki yıldızda gözlenen kırmızılık öylesine enerjiktir ki çevresindeki gazları bir floresans gibi aydınlatır. Helis bulutsusunun iç kenarlarından alınan yakın çekim görüntüler, kökeni henüz bilinmeyen karmaşık gaz düğümlerini gözler önüne sermektedir. NASA'nın Spitzer Kızılötesi Teleskobu, bulutsunun merkezinde olası kuyruklu yıldız çekirdekleri gibi katı cisimlerin çarpışmasından oluşan tozlu bir disk belirlemiştir. Astronomlar bu tozun bizim Güneş sistemimizin dış sınırlarındaki Kuiper kuşağındakiler gibi katı cisimlerin çarpışmasının kalıntısı olduğu görüşündeler. Eğer şimdi beyaz cüce olan orijinal yıldızın çevresinde bir zamanlar büyük kütleli gezegenler dolaşıyorduysa, yıldızın dış katmanlarını uzaya salarak kütle kaybetmesi nedeniyle yörüngelerinin karmaşaya kapılması, bunun da çok sayıda çarpışmaya yol açmış olması olasılık olarak düşünülmektedir. Bu da şimdiye kadar tam anlaşılamayan bir olguya, beyaz cücenin yaydığı olağan dışı ölçekte X ışınlarına bir açıklama getirmektedir. Yıldızların ölümü ve tekrardan doğuşu hakkında bilgi edindik. Umarım nebulalar hakkında bilgi edinmişsinizdir. Ümit ediyorum insanlık güneşimizin bir süpernova olmasına tanıklık etmezler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.